Süreci bir anlatır mısınız bize? Nasıl oldu? Şimdi yürüyerken kaç yıl böyle giderken nefesim kesiliyordu. Ben de hiç bilmiyordum bu nesidir. Sonra geldim doktora. Patron ve arkadaşı ne aksüttür? Mehmet. Anlat aksüt. Yani hani adaya taptılar dediler. İş damarı tıkanıklıdır. Kalbin. Bunu ameliyat etmesen derde kalp krizi geçirirsin. Çok başarılı ameliyat ettiler. Çok sağ olsunlar. Çok iyi, iyiyim. Ve hastanem. Ameliyatı yapan sizin öz yeğeniniz değil mi? Evet. Benim kardeşimin oğludur. Kalbiniz yani yeğeninizin, yani kardeşinizin oğluna emanet ettiniz. Evet. Evet hocam, geçmiş olsun. Sağ olun. Belki de nadir görülen olaylardan bir tanesi tıp dünyasında. Amcanızın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanenizde ameliyatı aldınız. Siz de bir kalp damar cerrahısınız aynı zamanda. Neler söyleyeceksiniz ameliyatla ilgili, hastanın size gelişiyle ilgili? Amcamın özellikle eforla gelen göğüs ağrısı şikayetini bana işte birkaç kere arayıp telefonda söylemesi üzerine Iğdır'da yaşıyor amcam, köyde. Bir kardiyoloğa görünmesini önerdim. Orada kardiyolog yaptığı tetkikler sonucunda koroner anjiyografi yapılmasını uygun gördü. Fakat Iğdır'da olmadığı için başka bir merkeze sevk ettiler. Amcam da Erzincan'a ben davet ettim. Burada koroner anjiyosunu yaptığımızda biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Herhalde bir tek damarında darlık olur, stent konulur diye düşünmüştük ama yapılan koroner anjiyografi sonucunda kalbin sol sistemini ve sağ sistemini besleyen koroner arterler üzerinde 3 damarında %95, %99 gibi çok kritik darlıklar ve uzun segment darlıklar tespit edildi. Bunların da bu tip darlıklarında stentle, balonla veya da medikal takibi mümkün değil. Bypass ameliyatının uygun olacağını düşündük. Ve hazırlıklarına başladık amcamın. Burada da 2 sene içinde 400'ün üzerinde kalp ameliyatı gerçekleştirdik ben ve Doktor Mehmet Aksüt birlikte. Ve sonuçlarımız da çok iyi. Ben de Mehmet'e bizden daha özenli kim yapar, burada yapalım amcamın ameliyatını dedim ve birlikte gerçekleştirdik. 3 damarına bypass yaptık. Allah'a şükür ameliyatı da gayet iyi geçti. Evet hocam. Tabii yani sıradan bir ameliyat değildi bu. Amcanızın ameliyatıydı. Ameliyat sırasında bir farklılık hissettiniz mi? Ya da sizi etkileyen başka yani, bir şey oldu mu? İlk başta girişte bir heyecan oldu. Ama sonra kısa sürede bu geçti. Bir de Mehmet'in olması da beni çok rahatlattı. Eğer ameliyatta bir heyecan olsa, dedim elim titrese, işte Mehmet'e bırakırım. O da gayet güzel, başarılı bir şekilde ameliyatı yapar. Onun rahatlığıyla da hiç korkmadan rahatlıkla ameliyatını yaptık. Allah yardım etti. Gayet de güzel oldu. Ameliyat sonrası da herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Özellikle anestezi ekibimiz de bu konuda çok tecrübeli. Onlar da Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden geldiler. Hemşire ekibimiz de zira öyle aynı şekilde. Sorunsuz da bir ameliyat sonrası bir iyileşme dönemi geçirdi amcam. Bugün de inşallah Iğdır'a yolcu edeceğim onu. Amcasına, ameliyatına katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii benim için de ayrı bir önemi var. Benim en sevdiğim arkadaşımın, birlikte burada görev arkadaşıyız. Erzincan'a kalp cerrahisini yapmak için geldik. Onun amcası tabii daha özenimize arttı. Ve Allah'a çok şükür her şey de yolunda gitti. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Ve ondan sonra bugün de Alper amcasını sağ salim geldiğinden daha iyi bir şekilde götürüp Iğdır'a teslim edip gelecek tekrar. Yüzün seni de al.